Evet, yeni bir günden herkese merhabalar. Şimdi Yasin'le aylık rutinimiz, bir sonraki hayalini kurduğumuz evin mahallesine ayda bir kez gelip bakıyoruz ne gibi değişiklik olmuş diye. Çünkü yanımızda 4 tane daha arsa sattıktı bizimle birlikte. 2 tanesi inşaata başladı. Bakalım komşularımızın durumu ne? Boş arsaya bakmaya gidiyoruz anlayacağınız, hayal kuracağız. Heyecanlı. Acaba komşularımız... bak sanki bir şeyler olmuş oralarda. Öbürü başlamamış mı? Bak öbürü başlamış ya. 8 numara. Ne? 18. Evet, bakalım, bu komşumuz ne yaptı? Komşularımızın evi. Şu arka sarı yer olan başka bir komşu. Arası da bizim. Yalnız sen. İçini bayağı güzel yapmışlar ha. Ayıp olmasın Yasin. Ne ayıp olacak ya? Sanki evin içine mi giriyorsun? Ama gerçi adama demiştik arada gelip bakacağız diye. Burada tabii ki plan demiştik değil mi? Havuz yok daha. Bu pool house. Evet. Bu havuzun yanındaki ev oluyor. Ben bunu böyle istemiyorum. Tabii bizimki daha büyük ihtimal birkaç sene sonra başlar zanca. Buradan da Musa'ya bisiklet almaya gideceğiz. Evin şeklini, komşularımız kızmasın, Türkçe konuşacağım. Evin şekli ev gibi değil. Ben ev gibi istiyorum. Evet. Çatılı matılı olabilir yani bizimki. Bu arada bu bebek arabasını soran olmuş. İlkin memnun musun bu arabadan? Çok. Çok memnunum. Bunun bir normal arabadan farkı var. Hem oturak oluyor araba için. Tekerlerini çıkarmaya gerek yok. Yani alttaki direkt tekerler direkt üste böyle katlanıyor. Direkt oraya. Göstereyim. Böyle bir Isofix dedikleri aleti var. Buraya klik şeklinde oturtabiliyorsunuz. Yani kemer bağlamanıza gerek yok her defasında. Çocuğun sadece arabasındaki kemerini gelin. Şu kemeri bağlamanız yeterli oluyor. Tabi bu arabanın bir tek dezavantajı ne bana sorarsanız. Sadece bir sene kullanabiliyorsunuz ve bayağı bir pahalı bir araba. Bayağı bir pahalı değil de yani. Pahalı yine çok de. Çok da bütçe yani değil yani. Yani bir sene için tabii ki pahalı bir araba. Evet, bisikletçiye bakmaya geldik. İlknur mamayı yine unutmuş. Buradan son dakika bir hazır böyle bir şey aldı. Musa da şu bisikleti test yapacak şimdi. Oğlum bir daha sür bakayım hadi. Evet, şu bisiklet deneyecek. Deneme yeri var burada. Gayet uygun. 240 euro bisiklet. Rengi de bayağı güzelmiş, mavi. Hadi dene hadi. Burada deneme parkur yapmışlar. Denemek için. Zorsa bire getir oğlum. Bu da burada ellerini keşfetti. Şu an bisikleti bir araya getiriyorlar. Çünkü biz herkesin kullandığını istemedik. Normalde herkesin kullandığını alıp gidiyorsun. Bana göre çok saçma. Çocuklar böyle hani bir yere çarpabiliyor. Biz yeni paketinden istedik. Varmış. Şimdi onu bir araya getiriyorlar. Bunun da bir çorabı çıkmış. Görüyorsunuz herkes yazdık. Biz donuyoruz. Kendime kıyafet aldım. Musa içecek almış kendisine. Bir tane sehpa aldık. Askı aldık. Bir de temizlik ürünü aldım. Şimdi Musa bunu tutar mısın? Hep geçeni bize verip durma. Musa da 8 yaşına geldi. Her şeyi bize veriyor. Elimize tutuşturuyor. Tabii ben de haliyle kızıyorum. Çünkü artık biraz sorumluluk alması gerekiyor. Aslında çok sorumluluk sahibi. Şimdi çocuğumun da hakkını yemeyeyim. Ama mesela çok buyurur yani her şeyi. Ver. Tamam. Ne yapmam gerekiyor? Açar mısın? Tamam, bu gibi mesela. İsa'cığım, hallo. Hallo benim. Ne? Ne oldu? Ne oldu sana? Şimdi Yasin zor sığdırdığını söyledi. Bisiklete bakacağım şimdi. Ben nereye oturacağım? Ben nasıl oturacağım arkadaşlar? Şimdi Musa'yı böyle gizlice buraya sokacağız. Heh.
Kafanı hiç kaldırma, tamam mı? Kafanı kaldırma. Yat, polis görür. Tamam. Turkish style yaptık. Hadi bu spayda oturalım. Oturtalım. Bu ne ya? Bak abisi ne yapmış bak. Buraya yapışkanı yapıştırmış. Hey! Ne yapmış senin abin? Yerin senin gülücünü, yerin senin gülücünü. Acıktı bu da. Musa nasıldı arkada yolculuk? Ama anne film dedi. Neden? Polis. Musa polis yok. Polis Türkçe vlogları niye izlesin, Türkçe şeyleri? Heyecanlı mısın bisikletin için? Hiç heyecanlı değil, biliyor musunuz? Bu çocuklar artık doymuş, doymuş. Yeni nesil çocuklar hiçbir şeyden tatmin olmuyor. Hemen çabuk tüketiyorlar o duyguları. Hiç mutlu değilsin değil mi şu an? Fit aldık diye. Ben ilk bisikletimi aldığım gün 3 gün uyumamıştım, evet. Ben lip duydum. Ha, neresi? Allah Allah. Evet, çok basit bir as kaldım. Burası bizim aşağı bodrum katımıza iniyor. Buraya şu şekilde şeyleri asacağım şöyle inşallah. Şöyle bir temizlik aleti aldım kendime. Hemen de deneyeceğim. Bak ismi şöyle. Şöyle sol elle de yapamıyorum. Şöyle yüksek yerlerdeki, mesela kapı üzerindeki şöyle toz almak için gayet de iyi. Türkiye'den yeni geldiğimiz için dip köşe temizliği henüz yapamadık. Ama bence gayet mantıklı. Birkaç başlığı var. Sinirleniyor. Ye işte, al götür. Ek gıdaya erken başladı biliyorsunuz. Ama sinirleniyor. Dün çok güzel yapıyordu. Bugün uykusu var galiba. Evet. Musa. Wie is the bus thuis? Een man of een vrouw? Een vrouw. Waarom? In YouTube video's ze zeggen dat de vrouw de baas is. Ook films ze zeggen ook dat de vrouw de baas is. Mesela Türkiye'de yaşamak ister misin? Yeah. Evet, açıkla. Neden? The land is so muy. Aha. Bey de Asterix de imparator. Ya, hangi imparatormuş o? Osmanlı. Rusya imparatoru Osmanlı'dan daha güçsüz. Evet, o zaman. Bir tane bir ülke var Osmanlı'dan daha güçlü. Kimmiş? Qing Dynasty. O ne ya? Çin. Çin nerede? Yapacağız şimdi beraber. Bunu 18 euroya aldım Action'dan. Oldukça uygun bir mağaza burada. Her zaman değişik şeyler getiriyor. Her zaman aynı şeyleri bulamıyorsunuz. Bugün bunu denk getirdim. Bakalım nasıl olacak. Yapmaya çalışırken sehpayı Musa'nın oyun şeyini düşürdü. Musa da hemen beni şikayet ediyor babasına. Baba düşürdü diye. Şu arkadaki canavar bak. Bak. Musa orası yere değmedi bile. Bu başka bir yer var. Başka bir şey. Gerçekten kocacan baksana. Sorry Musa. İsterek olmadı ki. Ama isteyerek olmadı. Ben şunu tamir etmek isterken senin yanlışlıkla senin çantana çarpınca o da düştü. Musa bazen sen de benim telefonumu düşürüyordun, hatırladın mı? Bana bak. Sana sen... diyordun ki dur bir. Sorry mama diyordun. Dedi, das nierich diyordum. Ama sen niye buna kızıyorsun? Anne bak. Senin telefonun hiç çiğirmedi. Ama benim biraz... Ne? Benim telefonumun ekranı kırıldı Doryal.
Ben sana hiç söylemedim. Babaya da söylemedim. Tamam. Böyle olsun. Anlaştık. $1,000 mı? Ya. Bitti. Bir araya getirdim. Bu şekilde iki katlı şöyle sürebiliyoruz. Böyle. Tekerleklerinde durma yerini de koymuş. Yani böyle bastığımızda duruyor filan. Yani bunu ben daha çok misafirlere servis yaparken kullanmak istiyorum. Mesela çay filan verdiğimde bu direkt koltuğun altına böyle girip koltuğun üzerinde kalacak şekilde olur. Veya film izlerken yasını bir şey yerken. Evimin dekoruna da uydu. Benim evimin dekoru şu şekilde ayna. Yerini de buldu. Yeri burası oldu. Hemen buradan alıp servisini gerçekleştirebileceğim. Şöyle bir gömlek aldım kendime. Biraz uzun. Kolları da uzun. Böyle olmasını seviyorum. Şöyle bir elbise aldım kendime. Şöyle yaka detayı var. Oldukça. Ama oy, düşüyordum az kalsın. Allah'ım. Ay tamam, korkma korkma. Hey. Al al al. Al tamam, sinirlenme al. Merhabalar, yeni bir vloga hoş geldiniz. Bu vlog arabamızı değiştirmemiz konusunda. Henüz değiştirip değiştirmeyeceğimizi bilmiyoruz. Ancak şimdi BMW garajına geldik. Evet Yasin, gelirsin. Evet, elektrikli araç almayı düşünüyoruz. Zaten Slayol vlogumuza söylemiştik bunu. Evet, biliyorsunuz şu anki bebeğimiz, yavrumuz, bir tanecik arabamız bu. Bunu maalesef artık evlatlık verip başka birine vermemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir arabaya bakacağız. BMW iX elektrikli, full elektrikli araç. Onunla ilgili şimdi buraya geldik. Şimdi Yasin'in aklında bilmiyorum sorular var mı da Türkiye'ye o elektrikliyle gitmek beni biraz ürkütüyor. Ya artık, Yasin hayır diyor, artık değişti diyor ama de senin yine daha de iyi olur. Bir bebekle neden benim yani için daha iyi olur? Durmak istemiyorsun. Ha evet. Şu renk çok güzelmiş değil mi? Bu rengi çok beğeniyorum. İstediğimiz araç bu. Yasin. Yasin kesinlikle gri. Çok güzel. Musa güzel mi bu? Şu detaylara bakar mısınız? Ama ben koltuğu kırmızı isterim ha. Boş ya, güzel. Türkiye'ye giderken falan oraya bakayım, bayağı eşya doldurabilirim. Bakayım dur. Şöyle size göstermem gerekirse. Ha bu arası boş. Onu diyorsun. Şurası da bak düz. Dur oraya da bakacağız. Şöyle gözüksün. Evet diye Musa diyor ki bu. Ya sen şu falan ne kadar güzel. Yasin çok beğendim bunu. Ya. Sen İsa'ya baktın. Minimalist değil mi birazcık evet, bu? Şu düğmeye basıyorsun, kapı açılıyor değil mi? Hangisi? Şu düğme. Şey yok. O normal şey yok. Evet. Buradan da şarj kablosunu buradan uzatıp telefonu buraya koyabilirsin. Yasin griyi çok beğendim. Ama ben bunun içini kırmızı isterim. Söyleyeyim de. Biraz çingen işi. Şimdi bu ekrandan renkleri görebileceğiz. İçeriğini görebileceğiz. Ne? Ya. Ne günümün ağır svart ya. Svart adıklar for. De hay kogun it neyim denke. Dan hebben we donker grijs. Sofistu grauw. Dan hebben we pitonic blauw. Nee, deze zeker niet. Deze niet. En dan hebben we Blue Ridge Mountain. Nee. Nee, ook niet. Ja, deze is wel mooi. Ja, misschien wel, ja, inderdaad. En dan hebben we die van de showroom. Oxidgrauw, dat heb je er juist gezien. Hè? Ja. Deze is ook wel mooi, ja. En dan hebben we Aventure Dot. Deze is ook echt apart eigenlijk. Ja. Deze met kinderen, dat gaat niet. En het zwart. Dan hebben we ook stof van binnen, maar als we die kinderen nee, misschien ook niet stof. Aanhouden. Gewoon, nee. En dan hebben we de twee andere, de duurdere versie. Ja, deze zijn mooier. Nee. Nee, maar niet qua kleur, maar die, kijk, die vorm is anders. Deze, rood is. Ja, maar kijk, die stoer is ook anders. Hè? Ja, meer, ja, ja, de bekleding, hè. Ja. Dus willen we... Ik heb het normaal gezien, animation... Geen nieuwe renk seçtik. Gri. De binnenkant is dat kan eventjes... Altın sarısı şeritleri var. Bence çok hoş.
Rengini böyle seçtik. İçerisi kırmızı. Het is sleutelzoek veranderd. Ja. Die digitaal heb je niet meer dus. Nee. Als op een app nu van een iPhone. Oké. Dat bestaat helemaal niet meer, die digitale. Nee, digital key bestaat niet meer. Duyduğunuz üzere bu küçük yaramaz hiç durmadı. Efendim oğlum. Tüyürlük tüyürlük. Bu bakmak için oğlum zaten. Şimdi bir de arka kısmını göstereyim. Arkada da böyle ortası boşalmış. Bence çok güzel olmuş. Çok ferah duruyor. Ama sanki koltuklar rahat gözükmüyor. Biraz şöyle eğik gibi ya. Bilemeyeceğim. Onu uzun yolda bilebiliriz ancak. Şöyle daha better olmuş bak. Musa yavaş. Bakalım. Bu BMW'lerde neyi sevmiyorum? Bu ortası çok sert ve benim de kuyruk kemiğim kırık olduğu için buraya oturduğumda çok büyük rahatsızlık duyuyorum. Bu benlik değil. Şimdi koltuğu test ediyorum. Tamam mı oluşum? Yanlardaki koltuk ayarlama şeyi yok. Nerede ki acaba? Koltuk ayarının nereden yapıldığını buldum. Koltuk ayarı bu Swarovski dedikleri şeyden yapılmış. Mesela bu yukarıya gidiyor şu an. Ancak benim bu X5, bu araçta bir şey dikkatimi çekti. Bizim kendi arabamızda şu ortasında böyle bir bölme var. O böyle gidebiliyor. O zaman da ben ayaklarımı daha iyi uzatabiliyorum. Yani şu kısım şöyle gelebiliyor. Araçta o yok. O beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yani şuradaki o şey. Çünkü ben kısa boylu biri olduğum için ve uzun yolda da bu ayakkabılarımı çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle oturabiliyorum. Burada o imkan olmadığı için biraz canım sıkıldı doğrusu. Bu da kakasını yaptı. Bu küçük yayamaz. O da orada halen keyif peşinde, son bir kez bakayım dedi. Evet, şimdi davetli olduğumuz bir mekana gidiyoruz. Orada yemek yiyeceğiz, akşam yemeğimizi. Bugün çok karışık bir gün geçirdik. Ben sabah 7'de İsa ile kalktım, temizliğe başladım. Yani temizlik yaparken şöyle olur ya, her yeri döküp sonra toplarsınız ya, benimki dökme safhasında kaldı. Çünkü araba bakmaya gittik günün ortasında, plansız bir şekilde. Randevuyla gidiliyordu o yere. Erken bir randevu açılmış. Yasin demin gidebilir miyiz dedi. Ev öyle dağınık bir şekilde kaldı. Anlayacağınızı toplayacağım, iyice dağıldı. Ondan sonra da İsa biraz uyku rutini değişince biraz huysuzlandı. Şimdi de inşallah dinleneceğim. Akşam yemeği yemek için bir yere davetliyiz. Bakalım, merak ediyorum nasıl. Tabii ki ben her zamanki gibi şu ponçik yüzünden arkadayım. Hava da çok güzel bugün. Ve davetli olduğumuz yer de tam şurası. Acıktım ben. Sen acıktın mı oğlum? Sus. Şimdi neler var bir göz atalım. Ben kendime bir tane ton balıklı pizza sipariş ettim. Yasin tabii ki Hollanda'dan geldiği için kapsalon sipariş etti. Kapsalonu Hollanda'da biri bulmuştu değil mi Yasin? Yani evet, Rotterdam'da. O yüzden öldü şu an adam. Evet. Hayır bunu vereceğim bilgi olarak. Genel kültür aslında. Evet, yani çok önemli bunlar. Kapsalon da Türkçesi kuaför demek aslında. Aynen evet. Yani bu saatte tabii ki her zamanki gibi makarna istedi, hem de salçalı. Evimizde hiç yemiyor çünkü. Musa. Evet, Musa'nın makarnası geldi. Musa mı? Prova? Tabii ki benim tadına bakacağım. Pizzan geldi. Ay, en sevdiğim bu benim. Elinize sağlık. Şimdi makarna. Evet. De ben bakabilir miyim tadına? Mükemmel ikon. Tadına bak. Biliyorsunuz ben yemek yemeye bayılırım. Yani tuhaf olan şey, kebap olsun, diğer şeyler olsun, çok bayılırım. Ama aslında en sevdiğim yemeklerden bir tanesi de kapsalon. Onu derken ben bir dilimi yükletiyorum. Evet. Ay bakma.
Gerçekten çok güzel. Ben de kullanayım ya. Ay ya bakma ya. Önce patates oluyor içinde. Sonra et veya tavuk oluyor. Üzerine salat oluyor böyle. Bir de ayrıca etin üzerine veya tavuğun üzerine peynir oluyor. Ben bayılıyorum ona. Hırsız. Yani çok güzel ya. Bu pizza ya. Bence herkes yapamıyor. Çünkü burada önemli olan malzemenin kalitesi. Buradaki, ve hamur. Evet. Bu tonayın yani ton balığı ve peynir çok güzel. Tam uyumlu olmuş. Ben biraz böyle seviyorum ekmeğini. Bakın pizzayı o kadar beğendi ki tadına bakmak için almıştı. Çifte de üstüne koydu. Arife de eşi yaklaşık 3 ay önce bu güzel iş yerini açmışlar. Ve onları tebrik ediyorum. Bereketli bir iş hayatınız olsun inşallah. Her şey çok lezzetli. Teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir ailesiniz. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. Ben şeyi hatırlıyorum sizin ikiniz hakkında. Sen yeni doğum yapmıştın. Bebek böyle küçüktü. Eşin şunu demişti sana. Onu hiç unutmam. Hatta bazen müşterilerime örnek söylüyorum da bunu. Hayatım sen içeriye git, keyfine bak. Ben çocukla şöyle gezer gelirim. Hava da güzel. Baktım olmuyor. Hava biraz serinledi. McDonald's'a gidip oturur bir kahve içer. Sen hiç takma kafanı. Sen kendi zamanını kendine harca filan deyip. O zaman dedim ki Arife doğru kişiyi bulmuş. Ya çok güzel bir çiftsiniz. Tebrik ederim. Amin, amin. Evet, Yasin söz sende. Evet, kesinlikle. Yani çok güzel. Bir de önemli olan doyurucu. Hem ve doyurucu hem lezzetli. İkinci önemli konu. Misafirperverlik. Evet. Yani tam bir aile ortamı var. O yüzden çok güzel. Ben öyle yerleri çok severim. Yani ben de ortam severim. Da çok önemli. Yani yapan kişi de zaten yıllardır babadan bu mesleğe aynen, sahipmiş. Yıllardır İtalyan İtalyan mutfağından zaten çıktı. Yasin kapatamıyor. Çocuk 4 aylık oldu. Arabayı kapatamıyor. Evet, öne doğru ittir. Bak hem bastır hem çek. Hem bastır hem çek, öne doğru ittir. Çocuğumu düşüreceksin. Zor doğurdum zaten. Çocuğumu düşüreceksin. Öne doğru değil mi? Bak getir. Tut bir. Git şu tarafa beni çek. Nasıl oluyormuş? Dur. Çocuğu unuttun orada. Anlarsın. Bak buraya ayağını koyuyorsun. Böyle yapıyorsun. Ya bayağı zor ya. Bayağı zor. Evet şu an arabayı bakıma getirdim. Hem bakıma verip bir yandan potansiyel yeni arabamızı da süreceğiz birazdan. Onu alacağım. Birazdan göreceğiz arabayı. Çok merak ediyorum. Evet şu an aracımı orada verdim, anahtarını teslim ettim. Burada da şu an diğer aracı bekliyorum. Heyecanlıyım. Evet, test sürüşüne ben de dahil oluyorum. Bu küçük yaramazla birlikte. Yani çok değişik ya, full elektrikli. Hemen ilk işim Türkiye'yi vermek oldu. Hemen orada zaten veriyor nerede şarj yapman gerektiğini vesaire. Kaç dakika, ne kadar hızlı yaptığını, hepsini orada ayarlıyor zaten kendinden. Yani sürüşü çok değişik. Sürüşü... Yani ben sürüyorum, sen nereden diyeceksin? Nasıl? Hayır, ben de hissedişine bakım, sessine falan. Yani normal, yani öbürü gibi. Yani. Evet, yani elektrikli araba. Geç biz elektrik, hibrit kullandığımız için aynen, elektrikliye evet. Aşinayım yani. Da. Yani iyi. Ama biraz sürdüm ben zaten arabayı. Çok konforlu. Bir de önünü böyle iyi görüyorsun. Evet, biraz minimalist tasarım yapmışlar. Dün de bahsetmiştik. Ama benim hoşuma gitti şu şey. Ben yani. De beğendim. Böyle şu ekranın full ya, oluşu. Aynı, tek bir kere de sileriz, kurtuluruz. Da ben şu rengi beğenmedim. Siz ne diyorsunuz? Gri bakın. Biz arabanın dışını zaten gri seçiyoruz. Bu biraz soluk. Ben diyorum ki ya size kırmızı yapalım. Bir risk alıp. Risk değil de yani bir çılgınlık yapıp bakacağız. Ama diğer araba kesinlikle daha spor duruyor bence. Bu biraz daha ev gibi yapmışlar böyle. Çok geniş. Bakınsanıza şöyle ayaklarımıza. Evet çok geniş çok. Ben çocuğun ayağını da göstereyim. Al bir çayına gidelim. Çok mu acaba değil mi?
Şu an Musa'nın gidecek olduğu 3. sınıfa geçti bu arada. 3. sınıfta hangi öğretmene gidecek, hangi arkadaşları sınıfında olacak onu konuşuyoruz. Musa hep bir çocuktan çok gıcık kapıyor. Onun ismini söylemeyeceğim. Maalesef döndü dolaştı. Hayır, onu söylemeyelim. Vallahi evet. YouTube'a gelecek. Ben onu biplerim. Neyse, o çocuk döndü dolaştı Musa'nın sınıfına geldi. Musa dedik, ne hissediyorsun bu konuda? Söylemem gerekiyor mu dedi dürüstçe. Evet dedi. Boku yedim dedi. Evet, bir de korktuğu bir öğretmen vardı. Korktuğu değil. Çekindi. Benim oğlum korkmaz Yasin. Evet. Sen, değil mi Musa? Korktuğu değil. Çekindiği bir öğretmen. Çekindiği de değil. Biraz öğretmeni sıkı buluyor. Yani disiplinli buluyor. Ama disiplin kötü bir şey değil oğlum. Sana anlatmıştım. Benim öğretmenim böyle heke benziyordu ilk gün. Korktum. Ama meğerse çok tatlı biriymiş. Beni de çok severdi. Gerçekten ha. Çok severdi beni. Benim arabasıyla nereye gelebiliriz iki çocukla? Markete geldik arkadaşlar. Marketten bir takım bir şeyler almam gerekiyor. Hadi gelin. Şimdi çok sorulan bir soru var. Türkiye'ye giderken mesela Bulgaristan sınırına gidelim. Nasıl gideceksiniz diye. Hani şarj yeri falan mesela sorun mu diye. Şimdi bakalım nasıl bir bize yol çizecek Türkiye sınırına kadar. Evet, burada zaten şarj yerlerini burada zaten kendisi dizdi zaten. Nereye gidecek, gitmem gerektiğini falan mesela. İlk Nur da bunu becerebilir. Test arabasının içine bir şey düşürdüm. Ne düşürdüğümü de bilmiyorum. Çantamdan düştü. Şimdi onu aramam lazım. Test aracımızı park ettik. Ya bu rengi almayacağız biz. Bu renk öldürmüş bu modeli. Evet, özellikle değil. Bunun böyle gri altın gibi olan almayı düşünüyoruz. İçini de kırmızı yapalım. İçinde ya. Kırmızımsı. Bordo gibi. Bordo gibi bir renk var. Arkadaşlar hava güzelce çıktım, hava durumları. Evet, ben söyledim ilk defa biraz serin diye. Evet, şöyle elma aldık. Kilosu 1.66. Bu arada... Armut alıyor muyuz da? Biliyorsunuz okul başlıyor. O yüzden bunların hepsi gerekli. Her gün meyve falan götürmemiz gerekiyor. Armut'un kilosu da 3 euro. Bunun en sevdiği market burası. Evet, ben burayı seviyorum. Hollanda marketi aslında. Belçika'da da var ama. Maalesef ben istedim. Evet, bunun en sevdiği balık dalım. Kesin sormayın bana. Somon balığı. Ama bunu almam yani. Son kalmış ya, ben korkarım öyle şey. Biraz, bu balık biraz tehlikeli. Çabuk bozulabiliyor ya. Evet, bir tane reçel aldık da yine. Musa'nın sevdiği böyle ev yaptığına benzer yapmışlar paketin ama çok güzel. Şimdi yumurta alalım. Yumurtanın bu arada şöyle 10 tanesi 1.99 yani 2 euro. Acıkıyorum. Ben de çok acıktım. Evet, bu da şurup diyorum ben bunlara. Evet. Suyla karıştırılıyor. Yani şu markası daha iyi. Evet. Ama Musa'nın sevdiği var. İkisi 6 euroymuş. Bunu suyla karıştırıp çoğaltıyorsun. Çocukların sevdiği bir şey. Evet. Mayıs alacağım da. Şurada. Mayıs Türkçesini söyle. Mısır. Mısır. Mısır alalım. Bir de şey al. Bezelye alalım. Bu da var mı? Evet, alışverişimi tamamladık. Yani şurası 30 euro tutuyor. Bence çok pahalı. Ya şimdi şu önüne geçer, korkuyorum, bizi yapma. Sesi duydunuz değil mi? Evet, ben gerçekten uçağa benzettim şahsen. Çok bir kez daha yap bakayım. Kırmızı. Hayır. Yapma. Korktun mu oğlum? Yapma. Yapma, yoksa gerçekten kızacağım bak. Şimdi size ben Belçika'yı göstereyim. Yani böyle şeyler yalnızca Türkiye'de olmuyor. Şu yeşile bakar mısınız? Yani yolun ortasında resmi. Gelsin, yani hıpızlı. Burası da Snellweg değil evet, mi? Şu burası? An bir de hız testi yapacağız arabayla. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor. Onun! Mo Yasin! O ne? İnsanın kafasını gördün mü? De hızlı olacak. Evet, kek de normal. İntetiz değil normal. Ses böyle. Merhabalar. Bugün benim için heyecanlı bir gün.
Bir yıldır diş telleriyle geziyorum. Ve bir yılın sonunda bugün diş tellerim eğer iyi hareket ettirdiyse dişlerimi ameliyat tarihimi belirleyecek ne denir ona? Çene doktorum, çene cerrahım. Elime de şöyle ortodontistim şöyle dişlerimin şeklini çıkarıp verdi. Her kula nasip olmaz. Dişlerini bu açıdan görmek. Ne kadar küçük dişlerim var ya. Neyse. Bu dişlerimi üst üstüne koyup bakacakmış doktor. İyi ilerlediyse yakın bir tarihte ameliyat oluyorum. İlerlemediyse bahar ayında ameliyatım kalıyor. Bakacağız şimdi, çok merak ettim. Ama onun öncesinde geri ortodontistime gideceğim. Dişime biraz yükselti yapıyorlar ki öyle değmesin birbirine ki hareket edebilsin rahatça diye. Ama çok zor bir şey, inanın. Bir tanesi dişinizin yüksek ve onunla ısırmaya çalışıyorsunuz. Yemeden içmeden kesildim yemin ederim desem de inanmayın. Dişçiden çıktım. Dişlere geri filling yapıldı. Dolgu yapıldı. Fakirin düş günü beyaz giyer, kış günü. Beyazları giydim, yağmur yağacak bence. Yürüyüş yapacaktık şimdi Yasin'le normalde. Ama yapamayacağız. Evet, hastaneye geldik. İhtimal kontrolüne. İsa burada durmuyor şimdi. Biraz yürüyüş yapacak. Bir annenin dramı. Birazdan rahat konuşalım diye. İsa'yı zorla uyutuyoruz. Dişlerine akım. Ameliyat gününü kararlaştıracağız ya. Ben vezneye gittim. Kimliğinizi verebilir misiniz dediler. Kimliğimi vermemden itibaren biraz heyecanlandım biliyor musunuz? Çünkü süreci biliyorum, çok takip ettim. Biraz zor bir süreç. Ben buna hazırım tabii mental olarak ama yani iki çocuk, bir iş yeri, bir koca, bir ev. Bunların hepsini bir arada çenemle birlikte organize etmem gerekiyor. Allah'tan kayınvalidem ve kayınbabam gelecek. Onlar da tabii ki yardımcı olacak. Dişlerin şimdi böyle gözüküyor. Bu iyice ayrıldı bunlar. Yani çenem bu kadar öne gitti. O gerideydi. Heyecanlıyım vallahi. Ne diyecek? Yani benim amacım burada kayınvalidemle kayınbabam buradayken ameliyat olmak. Ki çocuklara biraz yardımcı olabilsinler. Bakalım. Hadi bakalım. Sıra bana geliyor. Evet, sıra bize geldi. Şu an doktoru dinliyoruz. Okay, ik had u gezien vorig jaar in september, klopt hè? Hoe gaat het met de orthodontie? Goed. Dat gaat goed. Okay, we gaan eens even kijken naar wat een beet. Oké. Okay. We zien inderdaad, hetgeen wat ik bekijk, is hoe de orthodontie vordert. Is de open beet hè, en de bovenkaak die wat veel naar achter staat, een beetje te kort is. Hè. Dat evolueert goed. Vroeger waren de tanden dichter bij elkaar. Ja, klopt. Hè? Ik heb u dat gezegd, hè? In het begin gaat dat meer uit elkaar komen, omdat de orthodont de compensatie die er bestond, natuurlijk gezien, daaruit haalt nu. Maar dat ziet er perfect uit. Het heeft nog een beetje werk om dit hier op te richten. Even openen. Ik ben even aan het kijken hè, naar de esthetiek. Hè? Want je hebt kleine. Je hebt een centrale snijtand, dat is de middenste. En dan heb je de laterale snijtand, dat is die ernaast. Bij jou is die heel klein. Hè? Mm-hmm. Dus we kunnen kijken naar esthetiek toe. Op termijn is het misschien aangewezen om die niet volledig aan te sluiten, snapt u? Die hoektand. En de laterale iets breder te maken. Oké, okay. Dan mag je nog eens voor kijken. Ja. Een klein beetje naar boven openen. En gewoon dichtbijten.
ontspannen. De lieve ontspanning. Ja. Ja. Dus je inderdaad de bovenkaak is wat hypoplastisch noemt men dat. Een beetje te ver naar achter staan. En dan die wat naar voren brengen. Wat naar beneden, dat je meer tanden laat zien. Mm-hmm. Hè. Dus die tanden mooi zijn uitgen. Meer tanden. En iets meer vulling in het middengezicht. Hè. Dat is de beet nu, momenteel. De bedoeling is om de beet perfect te maken. Mm-hmm. Dat je zo dichtbij hebt. Op deze manier. En de bovenkaak en de onderkaak wat naar voren te brengen. En de onderkaak, de bovenkaak wat naar beneden toe. Mm-hmm. Zodat je meer tanden laat zien. Mm-hmm. Dat gaan we doen van de regen. Zo. En dan naar beneden. We gaan dat allemaal, als het zover is en dingen, gaan we dat allemaal in 3D voorbereiden. We gaan die bovenkaak losmaken. Wat naar voren zetten, hè, dat die naar voren komt, en wat naar beneden uitkantelen. Waarom doen we dat? 1 voor de beet. 2, het moet esthetisch perfect zijn. Hè. We gaan nu... Ameliyat tarihim ameliyat tarihimi belirlediler. Şu an Yusuf yapıyorum. Çünkü bu kadar yakında tahmin etmiyordum yani. In 1914 bestond het Ottomaanse Rijk, Turkse Rijk, bijna 600 jaar in de Balansoorlog. Zipag 5 had... Yine görüşme yapıyor araba için. Son bir görüşme. Karar verecek. Biz de oğlumla oturduk. Ben kofi içiyorum. O da bir şeyler diyor. Bu da küçük Simba. Simba da keyif yapıyor, etrafa bakıyor. Buna dışarı söyle, ne olursa olsun. Evde durmuyor, dışarı fark etmiyor. Üstünü açtık. Simba! Gördüğünüz gibi 9. aydayız. Burada havalar soğudu, üzerimizi sıkı giyiniyoruz. Aslında tipinden de anlayacağınız gibi. Evet, arabaya şu an pazarlık yapıyoruz. Türk iş pazarlığı. Yani fiyatını söylemeyeyim ama 12 bin euro indiler fiyattan. Ben 1000 euro daha inmesini istedim, o da inmedi. Dedim o zaman bari çatıdaki mezar, bagaj mezarı, mezar aynen, onu takmak için aksesuarını verin dedim. Bakalım, sormaya gitti. Ama inat eğer yok derse almayacağım yani. Valla ben de almayacağım. Arada ufak bir fark var ama olsun. Bekleyeceğim başka bir araba yapalım çıkana kadar. Oy, oy bu ne ya? Bu tatlış ne ya? Alacağımız araba da bu. Ben Yasin'e diyorum ki direkt satalım şimdiki arabayı. Evet, aynen. Evet, zaten şey olup. Okay. Yasin şu an çok mutlu çünkü %8 indirim beklerken %15 aldı. Dus, dan komen we op. Is dat 14.000? Aldığımız araba bu. Tam anlamıyla bu olmasa da renk olarak böyle bir şey seçtik. Yasin de orada halen bir şeylerle meşgul ama neyle meşgul bilmiyorum. Şimdi neden elektrikli arabaya geçtik? Onu bir kort şimdi kısa bir neden elektrikli arabaya geçtik? Ya yani mecbur değildi ama arabamız biraz eskiyordu. O yüzden yeni arabaya baktık. Zaten biliyorsunuz Belçika'da yeni arabalar artık bunlardan olması gerekiyor şirketimiz varsa. Tabii ki mecbur değil ama daha avantajlı. TikTok ne dedin sen? TikTok is gemaakt in China. TikTok is eigenlijk een val. Het is gemaakt in China om te gaan spioneren tegen andere landen. Ons supergeheime boek heeft gevonden. Klopt jij?